Maceracı Amanda'nın dün ve önceki günkü iki bölümünde toplam 4 oyun sonu ve 3 gizli kaset bulmuştuk. Ayrıca Amanda rolünü oynayan kızın Rebecca olduğunu öğrenmiştik. Babası Sam Colton, Maceracı Amanda programının yapımcısıydı ve Rebecca'ya evlat edinmişti. Aynı Poppy Playtime'daki gibi Sam'in evlat edindiği üvey kızı deney yapılarak Amanda'ya dönüştürülmüş olabilir miydi? Tabii ki gerçekler aslında çok daha derin. Bugün 2 yeni gizli kasete, kimsenin bulamadığı 6. ve mavi renkli bir başka kasete ve inanılmaz bir gizli sona ulaşmaya çalışacağız. Bu gizli sonda bulunduğumuz tavan arasına gelen gizemli bir varlığı göreceğiz. Acaba bu varlık kim? 2 gündür Amanda videolarımızı like'larınızla trende soktunuz. Desteğiniz için çok ama çok teşekkürler. Videoya geçmeden önce yine 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir like atarsanız çok sevinirim. Yeni videoları kaçırmamak için de kanala abone olabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Maceracı Amanda'nın sırrını çözmeye gidiyoruz. Hemen oyunumuza doğru geçelim. Bugün tüm sonlara, gizli sonlara ve aynı zamanda tüm gizli kasetlere ulaşacağız arkadaşlar. Bugün bu işi tamamen ortaya çıkaracağız. Dünkü videoda hatırlarsanız kırmızı kaseti bulduğumuzda aslında ben bir şey deneyecektim. Onu deneyemeden kırmızı kaset çıkmıştı karşımıza. Şimdi o dün deneyemediğim şeyi denemek istiyorum. Size de göstereceğim. Şimdi burada bir sahne vardı. Orada durduracağız videoyu. Elmalı turta yapacağız diyor. Burada hatta şeftalili turtayla bir tane turuncu kaset almıştık hatırlarsanız. Şimdi burada bize bir şey soruyor. Bunu salladım. Bunu geçtim. Şimdi burada bir yerde durduracağım arkadaşlar ve ilerlememiz için bunu yapacağız çünkü. Elmaları kesmeliyiz. Tamam. Evet, elmaları bıçakla keseceğiz. Tamam. Tam burada şimdi durduracağım arkadaşlar. Bakın orada gördüğünüz gibi fırının yandığı bir sahne vardı. Sonra biz tam bu sahnede fırının yanına gitmiştik. Ve fırının yanına gittiğimizde oradaki sahnenin değiştiğini görmüştük. Şunu bir açalım hatta. İçine şunu falan koymayı denesek şöyle. Şu an böyle yapınca oldu mu? Bir dakika, şunu ayarlayacaktık galiba. 425'e 40 yapacağım. Bakalım bak. Evet bak, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki sahne değişti. Şu anda burada yangın çıkma şekli var arka tarafta. O yangın çıkma şeklinde durdurduk ve gerçekten yangın çıkan bir sahneyle karşılaştık. Ve bu da bana bazı fikirler verdi. Şimdi bazı sahnelerde mesela notaların olduğu bir sahne vardı hatırlarsanız. O notaları deneyeceğiz. Piyano gibi şeyde. Şimdi buraya bir bakalım önce. Burada yangın çıkıyor ve Amanda Bully çığlık atıyor arkadaşlar. Bu sayede burayı geçiyoruz. Ve şimdi burada bize yeni bir tarif veriyor. Bu tarifte diyor ki etli börek yap. Patates, mantar ve ete ihtiyacımız var. Bunun için şuraya kapana peyniri koyuyoruz. Bir dakika, koyamadık. Şöyle koyduk. Şimdi orada fare kalacak ve biz de fareyi et olarak kullanacağız. Mecburen yani, çok güzel bir et değil ama mecburen onu kullanıyorduk arkadaşlar. Bir dakika, şurada mantarımız var. Şuradan mantarımızı alalım. Mantarı bir koyalım. Eti koyalım. Ve şuradan et de şey bu arada. Yani fare ama artık ne yapalım arkadaşlar. Yani oyunda böyle bir etimiz var. Et, fare, yani et, mantar, bir de ne vardı? Patates. Patates neredeydi? Ha, patatesi de şuradaki şeylerden buluyorduk. Şunu da hemen bulalım. Patateste ay şeklindeki çiçekten patates çıkıyordu. Ay şeklindeki çiçeği bulmamız lazım. Bu değil. Bir dakika, bu muydu? Evet, buydu. Bundan da patatesi hemen alıyoruz ve bunu yaptıktan sonra karşımıza bir kaset çıkacak. Bu kasetten de arkadaşlar, sanırım o kasetten yani bir şey deneyeceğiz. Çok büyük bir ihtimalle olacağını düşünüyorum. Oldu herhalde bu arada. Çünkü kırmızı kaseti bulduğumuz mantıkla ilerleyeceğiz. Şimdi bir saniye, kaç derece diyordu burada? 525 derece 50 dakika. Şunu bir 525-50 dakikaya ayarlıyorum. Ve denememi istediğiniz şeyleri mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar sizde. Sizden gelen yorumlarla birçok şeyi buldum. Yine aynı şekilde yazmaya devam edin. Farklı şeyler de varsa birlikte keşfedebiliriz. Şimdi evet, mahallede diye bir kaset var arkadaşlar. Şimdi denemek istediğim yere geldim. Şu anda kasetimize hemen bir bakalım. Bu kaset biraz daha böyle garip bir kasetti. Hemen dükkana gidelim arkadaşlar. Hadi dükkana gidelim, tamam. Evet bakın arkadaşlar, şimdi tam bu sahnede, bir dakika bu arada. Tam bu sahnede notalar var. Ben bu notaları... Ha, burada kötü bir şey oldu diyor. Şimdi bak, burada notalar var ve tam bu notaların olduğu yerde bu notaları notaya çevirdiğimiz zaman piyanoda şöyle bir şey çıkıyor. Ben onun şurada şey yaptım, nota aldım. Şimdi bunu buraya gireceğim ve arkadaşlar bir saniye, şuraya not almıştım. Şu şekilde oradaki notaları çevirdiğimizde evet, buradan gördüğünüz gibi kapak açıldı ve buradan bir tane daha bize kaset verdi. Bunun gibi bir tane daha kaset olması lazım. Bu arada aslında şuradaki bölmeler acaba kasetleri koymak için mi diye aklıma geldi. Eğer öyleyse iki tane daha kaset olması lazım. Bir değil o zaman, iki tane daha kaset olması lazım. Ya bunu sizce onun için mi koymuşlar? Tam gerçi buraya oturmuyor. Burası kaset yeri gibi de değil ama kaset yeri de olabilir mi bilmiyorum. Mesela şöyle koyuluyor sonuçta. Belki de toplam 6 gizli kaset olabilir. Neyse, şimdi biz bunu da bir takalım ve bakalım bunun içerisinde neler var arkadaşlar. Yeşil kaset. Hikaye... Abi ne oldu? Ha bir dakika, önce diğer kaseti bitirmemiz gerekiyor. Diğer kaset içinde ya. O yüzden takamadım bir anda, ne oldu dedim. Bu arada dünkü videoda Amanda'nın kim olduğunu kısmen ortaya çıkarttı bir kaset. Ve biz de bunu anlattık ama acaba Wooly kim? Onunla ilgili bir bilgi yok. Belki bu kasetlerde var mıdır? Bir bakalım. Hemen yeşil kaseti bir takalım. Dikkatlice siz de izleyin. Bulduğunuz gizemleri yazın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, bir şey başlayacak mı? Kahve molası. Sadie Capper. Sadie Capper. Welcome to Coffee Break. Today I'm talking with Sam Colton. Aha, Sam Carlton buymuş bu arada. Kayıp olan vardı ya. Rebecca'nın babası, Amanda'nın yapımcısı. A fantastic studio neighbor. Thanks for having me on the show, Sadie. You're a pretty good studio neighbor yourself. Stüdyo komşusu, tamam. Lezzetli kurabiyelere çok beğeniyormuş. Tamam, burada geyik muhabbeti. Sam, geçen yıl Amanda the Adventure'a bu stüdyoda başladı. Bu kadar büyük, bu kadar popüler olmasını bekliyor muydu? Tabii ki beklemiyordu. Tamamen sürpriz oldu. Çocuklar bunu hiç umursamıyor. Gerçekten de programın büyük bir kalbi var. Öncelikle şehrimizin kütüphanesine teşekkür etmem gerekiyor. Bayan Kate, projenin önde gelen mimarlarından. Bayan Kate dediği Kate hala işte arkadaşlar. Kate teyze ya da Riley'nin teyzesi. Böyle eğlenceli ve eğitici programlar yok değil mi diyor. Hı-hı. Gerçekten çok eğitici. İlham olan şey neydi? Hadi bakalım. Çocuklara dünyamızı öğreten program. Harbiden dünyayı öğretti bize. Küçük maceralarla dolu, büyülü bir yer. Hayal gücünün bir şöleniymiş çocukların. Ama aslında her şey Rebecca'nın eseri diyor. Bak kızı bu. Bu önemli. Onu evlat edindiğimde çok küçüktü diyor. Evlat edinmiş. Aa, ben gerçek kızı sanıyordum. Bu çok önemli arkadaşlar. Rebecca Sam'in üvey kızıymış. Evlat edinmiş yani. Tamam. Onun performansını izlemek enfes. Büyük şeyler olacak mı? Çizgi filmini yapmak istiyorlarmış. Aman almayalım. Bu kadar yetti zaten. Bu normal bir televizyon şovuyken nasıl böyle lanetli bir hale geldi? O kısmı çözmemiz lazım. Burada aslında en önemli öğrendiğimiz şey Rebecca'nın üvey kızı olduğunu öğrenmemiz arkadaşlar. Bu neden önemli şimdi anlatacağım. Bitsin kaset. Rose Matthews of Rose's Bouquet. Until then, may your coffee always be steaming. Buradan sonrası herhalde geyik muhabbeti. Evet, Sadie ve Sam kaynaşıyor. Şimdi burada arkadaşlar Rebecca'nın Sam'in kızı olduğunu biliyorduk ama üvey kızı olduğunu burada anladık. Evlat edindiğini. Bu nereden tanıdık geldi size? Ya da bu sizce neden önemli? Şu anda videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi ben söyleyeceğim arkadaşlar. Poppy Playtime'ı eğer oynadıysanız zaten ne demek istediğimi şu anda biliyorsunuz. Poppy Playtime'da da Elliot Ludwig, Playtime.co'nun kurucusu, birisine evlat ediniyor ve o evlat edindiği kızını da muhtemelen deneylerde kullanıyor ve oyuncağa dönüştürüyor gibi bir hikayemiz vardı hatırlarsanız. Burada da belki böyle bir hikaye olabilir. Yani belki de Sam orada Rebecca'yı evlat ediniyor ve evlat edindikten sonra bu deneylerde kullanılması için kötü tarafa geçiyor. Yani biz Sam'i hani kayıp ve iyi tarafta diye düşündük. Belki öyle olmayabilir arkadaşlar. Bunu da yine bir not olarak, benim şahsi fikrimdir bu arada bu. Böyle bir şey düşünüyorum. Daha tamamlanmadı tabii bütün kasetler ama böyle bir hikayesi olabilir. Şimdi bir tane daha kaset olabilir. Hatta iki tane daha kaset olabilir. Benim yine denemek istediğim bazı şeyler var. Onları deneyeceğim. Başardığım zaman da videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen o kısma doğru şimdi geçelim. Tamam, bu kaseti arıyordum, buldum arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha deneyeceğim. Çok önemli bir şey daha var burada. Evet, burada hatırlarsanız bazı şeyler vardı. Bir dakika, burada bir durdursak mesela. Yani şu arkamızda şeyler var. Dur bir dakika, onu da hatta şuradan yapalım. Bak, bu şekilde oluyor galiba. Ama benim deneyeceğim şey bu değil bu arada. Bu kasetten çıkmadan bir şey denemek istiyorum. Yine durdurup bir şey deneyeceğim. Tamam, burada birçok hayvan var. Tamam, burada ara ara durdurup şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü burası da yine biraz önce, daha doğrusu dünkü videoda kırmızı kaseti bulduğumuzdaki gibi bize kaset verebilecek, gizli kaset verebilecek bir başka bölümde burası. Tavukları görmek istiyorum. Tavukların nerede olduğunu bana gösterir misin diyor. Dur bakalım, burada yanlışa basacaktım. Yanlışlıkla doğruya bastım desem inanır mısınız arkadaşlar? Aynen öyle. Bir dakika, şurada bir durduralım mesela. Biraz önceki sahnede durdurduk. Burada da durduralım. Ara ara durduralım bu şekilde ve bakalım bir şey olacak mı? Aileye sahip olmak ne güzel. Şimdi burada anne tavuk, yavru tavuklar ve bir de şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey. Babaya ne dediklerini biliyor musun diyor ya. Normalde burada biz horoz yazmıştık. Şimdi tavuk var, anne var, civciv var, bir de yani tavuk var, civciv var, horoz var. Şimdi burada bize horozu soruyor ya. Normalde biz bir tane hatırlarsanız kasette birisinin Amanda'yı izlediğini, annesinin ve babasının olduğunu görmüştük ya. Amanda var, Amanda'nın babası var, Amanda'nın bir de tabii annesi var haklı olarak. Yani 3 kişilik bir aile. Burada belki de Amanda'nın ailesinden bahsediyor olabilir. Civciv burada Amanda oluyor. Annesini bilmiyoruz. Babası da Sam neydi? Colton. Sam Colton diye yazılıyor. Sam Colton. O yüzden burada bir Colton yaz... Aa, Colton olmuyor. Bir dakika. Sam yazalım. Bir dakika, şurada şey var. Neyse, bunu yapmayacağım. Sam yazacağım bir de. Bir dakika, bir de Sam yazalım. Sam. Ha, işte bu. Ne dedin? Başarım kazanıldı. Babasal sorunlar diye bir başarım kazanıldı arkadaşlar. Şu anda işte tam da bunu yapmak istiyordum. Babasal sorunlar diye ve işte bu arka tarafta tam tahmin ettiğim gibi mor kaset arkadaşlar. Yalnız bu kasetten sonra 6. kasete nasıl ulaşabiliriz ile ilgili denemeyi düşündüm. Başka bir şey kalmadı. Bu arada bu kasetlere ulaşabilmek için yaklaşık 20-25 tane falan farklı sahnede bunları denedim arkadaşlar. Ve bu şekilde hani 25 denemenin içerisinde bulabildiğim şeyler. Şimdi bunu buraya koyalım. Ve şu kaseti bir bitirelim hızlıca. Ondan sonra bu mor kaseti de bir izleyelim. Bakalım mor kasette neler diyecek bize. 6. kaseti sizce nasıl bulabiliriz? Bunu siz de yazın arkadaşlar. Gerçi... bir şekilde denemediğimiz yerler var mıdır diye düşünüyorum ama nereyi şey yapıyorduk? Yani şuraya tıklayalım. Şimdi burada ne diyorduk? Burada ne yazıyorduk arkadaşlar? Ne soruyordu? Salladım. Çok korkmuşum. Ha, nasıl hissediyor? Yalnız. Kedicik tek başına. Ona yardım edecek kimse yok. Tamam. Yardım edecek misin? Evet. Burada hayır dersek ne olur acaba? Neyse, bu ayrı bir videonun konusu olsun arkadaşlar. Hep iyi cevapları veriyoruz ya, hep kötü cevapları verince ne oluyor kısmına ayrı bir videoda umuyorum ki bakabiliriz. Tamam, buradan devam edelim şimdilik. Koyun haykırıyor. Görüntü bozuluyor. Tamam, şimdi bu kaset çıksın. Bu kaset çıksın. Şimdi arkadaşlar bizim bu arada şu arka taraftaki şeyi yapmadık ama onu da yapsa mıydık ya? Neyse, şimdi önce bir mor kaseti izleyelim, gerekiyorsa diğerini de yaparız arkadaşlar. Şimdi mor kaseti izlemeye bir geçelim hemen. Dikkatlice siz de izleyip bulduğunuz gizemleri yazın. Ha, bir dakika. Bir saniye, burada ne yazıyor arkadaşlar? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Recording, sanki kayıt. Kayıtla ilgili bir şey, kayıt odası. Ha, şey Şöyle yazıyor arkadaşlar. Recording yani kaydediliyor. Lütfen sessiz olun diyor. Tamam. Rebecca'yı dedi. Muhteşemdi. Rebecca yani Amanda olduğunu düşündüğümüz kız. Eyvah, kafayı sıyırmış mı yoksa? Amanda'nın ya da birisinin karanlık varlığın kontrolünde mi? Sam bunun durmasını istiyorum diyor. Bir dakika yani Sam babası. Ben yapmak istemiyorum. Kiminle konuşuyorsun diyor babası. Ha, demek ki babası işin içinde değil gibi görünüyor şu an. Sadece 5 dakika diyor hala yönetmen ya. Rebecca hadi gel dedi ve tam orada kesildi arkadaşlar. Şimdi bu kaset bize neyi öğretmiş oldu? Burada da normalde Rebecca'nın babası Sam de bu işin içerisinde olabilir ve bir deney gibi hani Poppy Playtime'daki gibi olabilir demiştik ya. Şöyle düz dur ya. Olmadı böyle. Burada öyle olmadığını anladık arkadaşlar ya da en azından öyle olmadığını tahmin ettik. Hop şöyle atıyorum ve düz duruyor. Tamam çok güzel kaset atarım. Şimdi şu an 5 tane kaseti bulduk arkadaşlar. Bir tane daha yer kaldı. Bunlar sanki kaset için buraya konmuş gibi bu arada. O son kasete nasıl ulaşabiliriz acaba? Şu anda yapabileceğimiz başka ne var diye bakıyorum. Şurayı bir bitirelim bakalım. Oyunun sonuna gelelim. Bir dakika şurada bir şey var zannettim. Dikkat, Blabot'u ıslatma. Tamam buraları geçtik zaten. Şuradan bir şeyi bitirelim bakalım arkadaşlar. Normal en son kaset bu mu? Aile de nedir? Bir dakika burada... Ben şu son kasete kadar bir geleyim arkadaşlar. İsterseniz oradan devam edelim. Evet her şey çürüyor. Everything Rots isimli kaseti bulduk arkadaşlar. Şimdi hemen onu da takalım. Artık oyunun sonlarına doğru gelmek üzereyiz ve... Oyunun sonuna gelirken başka bir şeyler daha çıkar mı arada? Ben bu arada yine ara ara durdurup arkada bir kaset var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Burada da mesela bir bakalım isterseniz. Bunda daha bakmadım ama bu kasetler sırasında durdurduğunuz zaman bazen bir kaset vesaire çıkabiliyor. Burada canlının zıttı nedir diye soruyor. Tamam. Burayı da geçiyorum. Burada ne diyelim? Evet diyeceğiz herhalde. Kediye yardım etmek istiyor musun diye soruyordu galiba. Tamam burayı da geçelim arkadaşlar hızlıca. Burayı zaten önceki videoda çünkü yapmıştık. Tamam kediye tıkladım. Bir dakika burada bir şey çıktı ama. Şu anda bu gizli bir son vardı hatırlıyor musunuz? O gizli sona ulaştık yine. Tamam buradan içeri giriyoruz ve bizi şey mi yapıyordu? Kasapta bir et haline dönüştürüyor aynen. Şu an kasapta asılan bir etiz bizde gördüğünüz gibi. Yani bu kötü sonlardan bir tanesi arkadaşlar. Maalesef. Şimdi şöyle hemen devam ediyorum. Burada hangi kasetimiz var şu anda? Bir daha bakalım. Şu an Mutfakta isimli kaset var. Bir dakika. Mutfakta isimli kaset değil. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Bizim şuradan son kasete ulaşmak için şurayı bir 826 ile bir açalım. Bir dakika. Bunun içinde bir şey var mıydı şu anda? 826 idi değil mi bunun şeyi, şifresi? Tamam bunda şu anda bir şey yok. Burayı bir açalım. Burayı açınca bize şey veriyordu. Buraya guts yazıyoruz. Guts da cesaret anlamına geliyordu galiba. Şuradan bunu da açalım. Tamam buradan ne verecek bize? Bir kaset daha veriyor bize. Bir de şurada en sonda bir tane şu sandığı açıyorduk. Bir dakika abi, bu sandık için anahtar alıyorduk. Anahtar içinde... Şu kasayı açıp kasanın içinden kovayı alıyorduk. Tamam hatırladım şimdi arkadaşlar. Bir dakika şimdi şu kasanın şifresi hangisiydi? Bu 4 haneli bir şifresi vardı ama. Bir dakika. Bunun şifresi hangisi? Kağıda yazdım bütün şifreleri çünkü. Hepsi de birbirine karıştığı için şu anda hangisi? 2862 diye bir şifremiz var. Bu herhalde. 2862. Şöyle galiba. Evet tamam. Şimdi burayı açtık. Burada bir tane kova buluyoruz. Bu kovayı şuradan dolduracağız arkadaşlar. Hatta doldururken mantarı içine koyuyorduk ve balık çıkıyordu. Bak şimdi. Bak. Bak hop. Attım içine hop. Balık. Balığı alamıyoruz ama maalesef. Mantar da arkaya doğru gidiyor ve bir işe yaramıyor. Tamam şimdi bunu alıyoruz. Robotun üstüne atıyoruz arkadaşlar. Tamam. Robot. O bize anahtarı veriyordu. Oyunun sonuna ulaşıyorduk. Şimdi oyunun sonuna ulaşacağız ve bakacağız. Ondan sonra tekrar başa attığı zaman falan belki bize bir gizem verir. Çünkü şu ana kadar olan bütün kasetleri denedim ben arkadaşlar. Ve kasetlerin içerisinde yani durdurup arka tarafa baktığımız zaman kasetleri çıkıyor diye söyledim ya. Onların hepsini çıkarttık. Şu an başka deneyebileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden oyunu bitireceğiz. Tekrar belki başa atınca falan bir şeyler olur. Bu neydi bu arada? Paylaşabiliriz isimli kaset. Paylaşabiliriz isimli kasette bu arada şeyi denemiştik değil mi? Hayır demeyi denemiş miydik bunda? Hayır demeyi denemiştik aynen. Galiba dünkü videoda denemiştik arkadaşlar. Şu anda onu denemeyeceğiz tekrardan. Merak ediyorsanız dünkü videoyu izleyin. Hem dün hem de ondan önceki gün 2 tane video var zaten. Onları izleyin arkadaşlar. Hikayesi ve gizemleri için önemli. Ha, bunu atlamayalım. Zaten son kaset. Evet, bütün her şeyi paylaşabiliriz. Çok doğru. Boya kalemlerini paylaşma da bir sırrını paylaş bizde mesela. Aman da çok severim. Bak bu şeyin tilkinin bu arada kapana kısıldığının resmini çiziyor. Dikkat ettiniz mi? Önceki kasetlerden birinde görmüştük. Yani aslında bunların hepsini planlayan, bu karanlık şeyleri planlayan Amanda'nın kendisi. Bak şimdi hangi atıştırmalı istersin diyor. Daha önce hem buna hem de buna tıkladım. İkisi için de o benim en sevdiğim deyip bize vermedi. Bir de bunu tıklayacağım yine aynısını diyecek muhtemelen. Evet aynen bu en sevdiğim. Yani aslında paylaşmak istemiyor. O yüzden paylaşmıyor. Evet ne paylaşır? İşte bu en sevdiğimiz değil mi arkadaşlar? Paylaşabilir mi sırrını? Hayır diyormuş. Tabii ki evet. Hayır deyince ne oluyor kısmı dediğim gibi dünkü videoda var. O da ayrı bir oyun sonuna götürüyor bize. Evet. Evet tamam. Tamam şimdi bunu yapacağız sonra televizyonun içinden bir anda böyle jumpscare'e benzer bir şey gelecek. Ben gerçeğim. Bir yerlerde. Bu arada orada aslında şey diyor arkadaşlar. Ben orada bir yerlerdeyim diyor yani. Yanında, etrafında bir yerlerdeyim diyor aslında. Ben gerçeğim demiyor da I am out there, oradayım ben diyor. Bu arada bunu atmasak ne olur acaba? Bunu atıyorduk ya. Atmayalım çünkü bizde şu anda bak kontrol bizde. Bak, gizli kasetlerimiz falan. At. Aa bak orada bir şey var. Görüntü falan şey oluyor. Bozuluyor. Bu arada bak içinden çıkmaya çalışıyor gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Muhtemelen Amanda ve Amanda'nın kendisi var orada. Woolly var mı bilmiyorum. İçeriden çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Bu arada sanırım durmadan bir döngünün içerisinde. Yani biz bunu herhalde atana kadar aynı şey dönüyor. Değil mi? Bir daha bakalım. Evet aynen arkadaşlar. O yüzden bunu atıyorum. Mecburen basıyorum. Hop bastım. Evet. Yalnız şu patlama da efsane değil mi? Güm diye patlıyor. Bu arada yeni bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Dün değil ilk videoyu izlerken arkada bakın güneş açıyor görüyor musunuz? Yani biz aslında Amanda'nın lanetini bu şekilde sanıyorum bitirmiş oluyoruz. Burayı kırıyoruz. Aa bir dakika o ne? Bir dakika son mu diye bir başarım daha verdi bize. Yeni bir başarım daha kazandık ama bir dakika arkada birisi geldi. Arkadaşlar böyle bir son yoktu. Öncesinden hatırlamaya çalışın. İlk videoda da bunu yaptık biz. İlk videoda bunu yaptığımızda yine aynı şekilde kırdık orayı ama arkadan biri gelmedi. Arkadan gelen kişiyi de göremedim bu arada. Sadece kırmızı sanki böyle üstünde bir şey vardı, giysi vardı. Yüzünü falan tam seçemedim ama siz biraz videoyu geri alıp onun yüzüne falan da bakabilirsiniz. O kimdi acaba? Enteresan bir gizem yalnız böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Bu arada stickerlar hangisiydi? Bir saniye şimdi. Şu üçü vardı, şu vardı, şu yoktu galiba arkadaşlar değil mi? Sanıyorum bu yoktu arkadaşlar. Kayıttan tekrar baktım arkadaşlar. Böyle kırmızı pardesüllü gibi yüzü siyah yani yüzü falan görünmeyen ellerini masaya koymuş birisi var. Acaba o kim? Gerçekten çok merak ettim ama enteresan yani böyle bir son ve bir de başarım verdi bize onu yaptığımız zaman. Oyunda ekranda gördüğünüz gibi 6. bir gizli kaset daha var. Mavi kaset arkadaşlar ve bu kasette de en başta Herd of Mouth yani ağız sürüsü ve alt tarafta da koyun Woolly ile birlikte yazıyor ve bununla ilgili birkaç tane YouTube kanalında video var arkadaşlar. Ben kendim ulaşamadım bu sona ve bu videoyu aldığım kanalı da Manlybadasshero diye benim de takip ettiğim bir kanal. Oradaki videoyu da yine açıklama kısmına bırakacağım. O kanala da mutlaka göz atın. Bu sona sanırım şu anda ulaşılamıyor arkadaşlar. Yani oyunun içerisinden değil muhtemelen ya erken erişim falan aldı bir şekilde ya işte bir şekilde oyuna hacklediler. Yani bir başka yöntemle ya da oyun dosyalarından bir şekilde aldılar diye düşünüyorum. Çünkü herkes altına sormuş bu kaseti nasıl aldın diye bir cevabı yok kimsenin. Yani bu soruyla ilgili bir cevap internette yok. Böyle bir kaset. Woolly yaklaşık olarak 10 dakika boyunca böyle oturuyor arkadaşlar. Çok enteresan. Böyle arada bir öksürüyor. Bazen işte böyle esniyor falan. En sonda böyle bir etrafına bakıyor ve bu şekilde bir kaset. Bunun bir anlamı var mıdır? Niye böyle bir kaset var? Neden oyunun içerisinde erişilemiyor? Bununla ilgili şu anda hiçbir bilgi yok. Siz de araştırabilirsiniz ama muhtemelen siz de bulamayacaksınız yani. Çünkü ben bayağı bir araştırdım. Bu kasetin oyunun içerisinde alınabilmesini sanıyorum normal yollardan en azından bir yöntemi yok. Eğer varsa da zaten ilerleyen zamanlarda onu da buluruz ama bu kasette gizem anlamında herhangi bir şey olduğunu da pek zannetmiyorum. Çünkü sadece böyle oturuyor arkadaşlar. Bir de en son bölümünü göstereceğim size. Bakın en son bölümüne yaklaştık arkadaşlar. Woolly burada da en sonda şöyle bir etrafına doğru bakacak. Sonra da kaset bitecek ve bu kasetle birlikte toplam 6 tane gizli kaseti de bulmuş olacağız. Orada 6 tane aslında raf var. O 6 rafı da doldurmuş olacağız. Dediğim gibi bu kaseti ben bulamadım oyunun içerisinde ama bunu da bir video olarak en azından bir reaksiyon göstereyim. Sizinle de paylaşayım istedim. Zaten dediğim gibi gizem anlamında çok bir şey ifade etmese de enteresan bir kaset yani. Böyle bir kaseti neden koymuşlar bilmiyorum. Bakın böyle bir öksürüyor arkadaşlar. Ondan sonra bir en son yine etrafına bakıyor. Yani 10 dakika boyunca bir bekleme salonunda sanki bekliyor. Daha önce bir kasette hani bir tane kızla bir tane adam ve bilim adamına, bilim insanına benzer birisinin olduğu, 3 kişinin olduğu bir oda vardı ya, kıza bir şey imzalatıyorlardı. Oradaki sahneye benzer bir sahne. Yani sanki onları bekleyen bir şey gibi. Acaba Woolly o kız olabilir mi falan diye bile aklıma geldi. Bakın en sonunda da böyle bir etrafına bakıyor ve kaset burada bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde enteresan bir kaset. Evet, burada bitiyor kaset tamamen galiba. Evet, burada bir de korkuyor ve sonra tekrar kendine geliyor. 10 dakika sürüyor abi. Bu kaset 10 dakika sürüyor, bu şekilde bitiyor. Şu anda oyunumuzu hem gizli sonlarıyla hem normal sonlarıyla hem de gizli kasetleriyle tamamlamış olduk diye düşünüyorum en azından. Yine en son bambaşka bir şey çıkarsa onu da ayrı bir videoda paylaşırım. Hem dünkü hem de ondan önceki Amanda the Adventurer videolarını mutlaka izleyin bu arada. Şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir tane like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.